Herkesin öyle dostlarım, bu yeni bir Vimeci videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün drift kazalarımızın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen sefer E36 ya da E39 yapmıştık. Bu sefer E30'la beraberiz arkadaşlar. Bu aracı tamamen yorumlardan baktım, çok fazla istek vardı. Çakal kasa E30, çakal kasa E30. Ben dedim ki madem bu kadar istek var bir E30 yapıştırak kanka dedim ve hızlı bir şekilde oyuna girdim kanks. Aracımız 5 ileri bir geri olmak üzere 6 adet vitesi var ama bizim viteste 6 tane var. O bir tane de öylesine süs olsun diye koymuşlar diyoruz ve şöyle fazla uzun lafı uzatmadan E30'umuzu da yapıştıralım. Bu arada aracımız yazılımlı, 180 beygir, anlatabildim mi yani? 2'de bile kalkarsın, kalkmaksa kalmazsın, yanlarsın. Biraz deneme yaptım bu sefer, geçen sefer gibi acım olmayacak. Biraz daha iyi, yalnız adam yanımıza ne gazladı be. Vallahi iyi gazladı ya. Şu herkesi bir hızlandırayım ben. Onlar da hızlı gitsinler, biz hızlı gidelim. Ve yavaştan drifte başlayalım kanka. Bu sefer drift yapabileceğiz. Geçen sefer fazla yapamamıştık ama bu sefer öyle olmayacak çünkü bu sefer alıştırma bayağı yaptım kanka. Yine aynı haritadayım. Toprak yoldayım. Tehlikeye atmadım kanka çünkü burada alıştırmayı burada yapıyorum. Ve burada hafiften araba, sen bir şey yapmasan bile araba yanladığı için sanki sen yapıyormuşsun gibi hissediyor. Araba kayıyor ya kendinde. Sanki ben yapıyormuş gibi, siz de çaktırmayın. Eğer şey yaparsam da yani hiç orada olmayın kanka, görüyorsunuz yani. Bir önce Allah. Görüyorsunuz ki yapıyoruz aga bu spor diyecektim ki daha bak demedim. Has kadrım sen anladın. Ben bunu deseydim neler olur, demeden bu olduysa deseydim neler olurdu kankam. Şimdi bazı arkadaşlarımız kızıyor, diyor ki arabayı niye yeniliyorsun? Bu haldeyken nasıl yanlayayım ben? Ha? Tamam yanlayayım, seni mi kıracağım? Yalnız E30 bütün oyunlarda mı güzel yanlar ya? Lan Audi gel lan buraya, gel gel, nereye gidiyorsun? Kaza yaptık değil mi? Nereye gidiyorsun? Tutanak tutacağız da. Geri gidemezsin. Benim kapımı yamuttun, ben de senin kapını yamutacağım. Ödeşmek için. Bir dakika, aynen değil, kapını yamutacağım. Abi bir dakika, kapıyı çık. Arabanın kapısını yamutacağız derken kapıyı çıkardık. Neyse bir şey olmaz. Gel bakayım hele ne olmuş sana. Bir dakika, oğlum bakacağım bak sonra. Gel buraya. Lan bir dur lan, bir dur. Kapına bakacağım ne oldu diye. Heh şöyle. Aylar çalıştırıyor arabayı, manyak. Bizim arabayı ne hale getirdi ya. Ne güzel şurada drift kazaları yapacaktık. Yine farklı şeylere dönüştü ya. Şöyle yanlayarak çıkalım. Hani şey yaparsın ya böyle, trafikte kavga edersin bir anda. Sinirlendiğini belli etmek için sol sırat bir gaza basardın. O hesap kanka. Bak. Hadi bakayım be. Mersu'ya şey sıfır geçecektim de nasip değilmiş. Mersu okumuş Mersu. Lan bu kaldırımları dokunma. Bak video öncesi var ya, yaklaşık bir saat böyle bir antrenman yaptım. 10 numara yanlıyordum. Abi. Her sokağa istediğim gibi giriyordum. Her sokakta istediğim gibi çıkıyordum. Yani ama video sırasında ise nedense olmuyor. Bak mesela buraya o kadar çok denedim ki. Bu olmasaydı mesela. Bak Volvo olmasaydı. Ya Volvo'ya çarpıyorsun, umursamıyor bile yani. Bizim ön tampon yamuldu. Volvo'da hiçbir şey yok. Olmaz ki. Böyle giriyordum. Tamam buradan böyle devam ettiriyordum sonra. Buraya böyle giriyordum. Ama işte neyli bir ne olacağım diyecek. Audi Allah. Ay yanlış yere girdik, burası çıkmaz sokaktı. Neyse şurada bir sıfır çizeriz be. Bir sıfır çizer miyiz burada? Çizmemiz yok mu diyecektim de sığmıyormuş ki araba. Buraya ilk defa girdim, böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Biraz şehir içinde yanlayacağım, sonra şehir dışına çıkacağım. Geçen seferki gibi. E36 yapmıştık, E39 mu? E36 idi galiba. Öyle diye hatırlıyorum. Eğer E39'sa da artık onda söylemiştim hangi arabayla çok yapayım diye. S2000 isteği çok var, Supra isteği var, 180 SX isteği var. Özellikle Bestami Ethem kardeşim çok fazla 180 SX istiyor. Ama veya şey Eren Nalbant tabii ki sürekli drift isteyenlerdi ama kankam o arabaları da yapamıyorum ya. Onlar çok güçlü. Bana biraz böyle güçsüz araba lazım. Hani gaza basın direkt atmayacak. Biraz zorlayacak ki toplamam da öyle kolay olsun. Anladın mı? Ben buraya niye girdim? Bu yol nasıl bir yol? Ulan içeriden yapabilir miyiz acaba? Deneyeceğim. Hep dışarıdan alıştırma yapıyordum da bir içeriden deneyeceğim.
Bu arada dünkü geyik testini beğendiniz mi? Ne yapayım oraya? Yorumlarda çok karışık olmuş dediler. Falan yorumları çok gördüm. Eğer istemezseniz ikinci parça yapmayayım. İsterseniz ikinci parçayı en kısa zamanda yaparım. Bu videonun yorumlarına da bakacağım. O konuyla ilgili. Has kadrom. Özellikle senin isteklerin benim için çok değerli. Senin yorumların daha değerli yani. Eğer yap derseniz öyle yapacağım. Mesela sonuna kadar izlemeyen çok şey olmuş belli. Çünkü ilk zamanlar ilk yaptığım arabalar biraz nasıl diyeyim şeyimize denk geldi. Amatörlüğümüze. Ama sonradan taktiği çözdük. İçeriden sürmeye başladığımız için sıkıntı yoktu. Da yeni drift kazandı. Sohbet, muhabbet çevirdik şimdi. 3D'yi de. Hadi Allah. Tabi burada Muhammed'in bipper'ına çarpmasaydık iyi olurdu. Bipper bir şey oldu mu canım benim? Bakayım. Yok benim bir şey olmamış. Alt üstü bir tekere gitmiş. Ön tampon gitmiş. Çizik var. Bizde de bir şey yok. Devam ki. Küçük hasarda yenilersem kızıyorsunuz diye. Küçük hasarda yenilemeyeceğim. Yalnız şu ön camı çıkartacağım. Ön cam önümü görmemde sıkıntı yaratıyor bana. Bakın ön cam nerede? Las aynen bak bu. Ön camı çıkartalım kanka. Tozlanıyor yani. Toz olmasa bak. Ne kadar güzel oldu. Da. Oğlum araba. Görsene be. Clio selam. Bir gidelim. Yanlıya yanlıya. Ya. Yeni kaza. Daha yeni kazadan çıktık. Az bir gaz verdim. Gene kaza yaptım. Ya ben beceriksizim ya ben beceriksizim. Kabul ediyorum ben beceriksizim. Vites 3'e takmıştım. Gaz verdikken 3'ten çıktı vites. Burada kendi kendinize kazan yaptınız lan. Aa bu arada bir önce yeni yapay zeka geldi. Adamlar birbirine yol veriyor. Aa bu yol güzelmiş. Hadi lan hadi gel kapışak. Seni yanlayarak geçerim. Hadi bakayım yani. Yapıyoruz artık bir şeyler. Derken gittik ağaca çarptık. Lan var ya. Bir şey güzel yapmaya başlayınca böyle konuşursam direkt bir sıkıntı oluyor yani. Direkt yani. Hiç acımıyor. Direkt sıkıntıyı veriyor bize. Dön lan dön dön. Oğlum. Manyak mısınız? Nesiniz lan? Şöyle. İyi gidiyor ha yalnız. Yemin ederim var ya araba efsane gidiyor. 3.0 motor var. Yavaş yavaş. 180 beygir mi neydi hatta? Öyle bir şey yaptık yazılımda da attık biraz abi. Hadi. Hayırdır kardeş? Sen Eymen Şanlı'ya mı özendin? Ha? Eymen bu aralar gelmiyor ama. Eymen Şanlı'ya mı özendin? Otoyoldaki arabaları mı benzeteceksin kendine? Sürekli gelip bana vuruyorsun. Dur. Ben sana ne yapacağımı iyi biliyorum. Nereye gitti? Uçmayı öğrettim. Audi uçmayı öğrendim. Audi en sevdiğim araba bu arada dostlar. Burada bir sıfır çizer miyiz be? Lan yeni gönderdim daha. Ne ara gittim de uçtum da geri geldim be. Audi'nin peşinden bir gideyim mi? Arkasını sıfır gideyim. Yanlamaya çalışayım. Arkasının dibinden. Bakalım nasıl yapacağız. Yalnız farkında mısınız? Çok tatlı tatlı küçük küçük yanıyorum. Ufak ufak tatlı tatlı. Audi yalnız iyi basıyor be. Lan kaç tane gidiyorsun? Hadi Audi basıyor. Anladın önde bipper var. O da bu yolda basıyor. Yavaş gidin lan size yetişmeye çalışıyorum. Eyvah. Eyvah Clio. Özür dilerim Clio'cum. Clio paramparça ettik. Olur olur öyle şeyler. Sıkıntı yok. Clio yabancı değil canım. Ne olacak? Dönelim. Ön çeker arabayla yanlamamı isteyen çok kişi var. Ön çeker arabayla nasıl yanlayayım? Tamam yanlayayım. Bak sıkıntı yok. Yanlamaya çalışırım. Ama nasıl yanlayacağım? Yalnız arabanın direksiyonu yamuk. Bu yüzden direksiyon yamuk gideyim. Şuradan bir şöyle. Ver yanı. Bir de bu tarafa. Bipper gelme işte ya gelme. Aa. 3 tane arabanın içinde ne güzel geçtim. Bu yönlere gidiyor. Güvenemedim. O yüzden buradan gideceğim. Yalnız harbiden 3 arabanın yanında çok güzel geçmedik mi ya? Şöyle yanlayarak.
Dön lan, dön dön dön. Çözdük gibi be, ama dışarıdan daha rahat yapıyoruz. Kabul edelim. Dışarıdan daha rahat gidiyor. Bir de bu arada toz var, toz. Camı da çıkartıp gözümüze kaçıyor. Bak. İçeriden harbiden daha rahat yanlanıyor, onu anladım yani. İçeriden bir oyuncu da yanlamıyor. Assetto da falan içeriden yanlayabiliyorum da. Yani o da az bir şey yani. Yanlamak dediğin de yanlamak değil de işte. İdare edin işte. Ama bir oyuncu da olmuyor kankası. Şimdi şurada gazı vereyim. Eyvah eyvah eyvah. Pardon. Özür dilerim. Clio. Bu arada sana çok çarpıyorum, farkındayım. Abi her videoda böyle şeyde Clio'ya çarpıyorum. Clio diyecek benim de alıp veremediğin ne var? Çok güzel girmedik mi ama? Burada bir helal olsun. Lan gene mi sen ya? Audi'ye çarpmamak için uçurumla atlayan koca yürekli BMW'yi burada bir alkış alırım. Evet dostlar, kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak, like atarak desteklemeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz mutlaka like atın. Ve hangi araba istiyorsanız bu seride onu da yorumlarda yazarsanız, onu da yorumlardan bakarak da oynayabilirim. Yorumlardan bakarak da nasıl bir kelime oldu? Söyleyin artık ama. Neyse. Yanlamaya devam ki. Eyvah eyvah eyvah. Güzel. Güzel topladık. La. İyi gidiyoruz şu an. Hadi hadi. Bak burada çok antrenman yaptım ben açıkçası. O yüzden burada güzel gidiyorum. Tabii ben bu lafı demeden, yani dersek ayıp olur yani. Bir dedirtmedi ki bana. Ben bunu tam diyeceğim işte, hani böyle bir iki laf böyle, bir iki böyle virajı güzel geçeyim de öyle söyleyeyim diye bekliyorum ama yok. Söyle, aha Audi orada kalmış. Audi'cim, ben seni iteyim. Audi orada kal diye iten koca herifli Ferhat Aydın yazıntısını göreceğiz gibi. Mustafa her zamanki gibi. Audi gitmez oldu, üstü. Zaten bu Mustafa olayı da var ya, iyi ki videoları söylemeye başladım, artık herkes aynı şeyi yazmaya başladı. Koca yürekli, bak koca değil, koca. Lütfen. Şöyle yanlayarak devam edelim ki. Hadi bakayım. Güzel gidiyor be, vallahi güzel gidiyor. Eyvah eyvah eyvah. Asıl kat aşıklara giriyorduk. Güzel gidiyor dedim ya. Neyse şuradan çıkalım artık ya. Çok sıktı burası. Yapamıyoruz burada. Video öncesi buradan alıştırma yapıyorum. 10 numara gidiyorum. Video sırasında gidemiyorum. Vay arkadaş. Bende de bir anormallik var ama çözemedim. Ya da direksiyon artık tepkimeleri mi yavaşlıyor? O da var ya. Şimdi biz RS motor kullanıyoruz şu anda. Yani şu anki sistemimde RS motor var. Ve ısındıkça tepkiler azalıyor. Min force falan azalıyor yani, minimumdaki değerler falan azalıyor. Ama V3'le öyle olmayacağız çünkü kormaz kullanacağız. İstediği kadar ısınsın. Allah. Oğlum bipper görmüyor mu? Yanlıyoruz ya. Yanlarken niye girip vuruyorsun bana? Gidiyorsun vuruyorsun. Sonra gidip yolda duruyorsun. Cins. Madem vurdum devam et hadi. Dörtlüde de yakmış. Değişik adam. Muhammed şu arabana sahip çık Muhammed. Lan dur topla. Yolun ortasına şey koymuş, ağaç çıkmış. Toprak yolu olmanın kötü yanları da var tabi. Her an karşınızda ağaç çıkabilir. Şuradan çapraz bak şimdi. Yemedi be, yeseydi güzel yanlardı. Güzel bir viraj yok ki Allah. Yola sığdıramadık arabayı, viraj arıyoruz daha. Yola sığdıramamışız arabayı. O viraj arıyoruz. O da güzel. Lan çapraz girer mi? Her freni çektik. Allah iyi girdik. Ne yapıyoruz lan manyaklar? Dur lan. O vurdu. Suçlu sensin. Sen vurdun bir kere. Ben burada dönüyordum yani. Buna neymiş, herkes buraya geldi. Aman Volvo da geldi. Bak bütün arabalar burada bir şey var. Buraya bak ama hepsi dönüyor. Canı seven kaçsın. Ha boş arazi, dur şurada bir sıfır çizelim de.
E30'a biner, yan yan gider. Aleme dertli oluruz. Bir şey yokmuşlar, bende bir şey varsa. Fazla gaz veriyorum aga. Böyle belli bir süre sonra artık sıkılıyor muyum, ne yapıyorum? Bak direksiyonu falan da bırakıyorum. Şu an kendi analizimi yapıyorum. Ve çok kötüyüm. Şimdi devam ki. Hadi bak. Şöyle yanlayarak gireceğim. Dön 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 dön. Ya bipır 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 paramparça ettik. Vay arkadaş, yalnız bizim araba çok güzel be. Şu motora bak, bak bak motora gel. Kalite kalite. Kaç lan bu V6 mı? Kaçsın sen? V kaçsın sen? Bilmiyorum ama V güzel bir motorsun belli yani. Güzel oldun garanti. Hadi lan bak. Teker boşa geldi. Nasıl dönüyor? Şurada yenileyim. Şimdi devam. Neyi gazladın lan? Yani şu RS ile Mercedes var ya, yan yana gelince acayip güzel ses çıkıyor. İkisi de gazlıyor yani. Deli gibi gazlıyor ikisi yani. Bak Mercedes'e bak. O da egzoz patladı, öbürü de egzoz patladı. Ya yavaş ya, yavaş ya. Niye gaza geliyorsa? Az bir şey yapıyorum hemen gaza geliyorum. Yanlar. Ya biz de böyle, anlıyor musunuz yani? Her türlü döneriz virajları. Sen virajı göster. Kalanın BMW halleder. Bu güzel soru. Sen virajı göster, kalanın BMW halleder. Bunu BMW yetkililerine sesleniyorum. Bu siloganı değerlendirin. Bana da bir BMW yollayın. Eyvah. Pardon. Yani bir BMW yollamaları yok. 5.25 dizel veya benzin. Dizel olsun, benzini çok yakar. Eyvah 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 eyvah. Bipır. Bak bipıra en sonunda vurmadık. İlk defa vurmadık. Çok değişik ve sevinçliyim. Arkamızda ne varsa acayip egzoz patlatıyor. Yavaş gel lan. Ne biçim böyle geliyor. Uf, iyi döndük. Efsane döndük. Topla. Topladık. Güzel. Lan topla artık. Topla topla dön. Geç be, arkamdan gaza basıyorsun, beni de gaza getiriyorsun. Mercedes'in gazına gelen koca yürekli Ferhat yazanları buradan selamlarımı iletelim. Askadrom nasılsın, iyisin inşallah, buradan selamlar sana, nasılsın? Bazı videolar unutuyoruz Askadro'yu, sonra kızıyorlar bana, haklılar tabi. İkisinin arasına girer mi? Ah, ikisine de vurduk bak, ikisinin arasına girer mi dedim. İkisine de vurmam da bir maniler oldu. Vay arkadaş ya. Bari birine de vurmasaydın. İkisine de vurdum. Önden varlığına hasar aldık. Arabamız çıtır hasarlı beyler. Sakın yanlış anlaşılmaz. Bari birine vurmaydı. Aa bak burada. Güzel bir şey var. Buraya bir ne yapsak ki burada ya? Burada güzel bir deney yaparız. Kış gelse de kar lastiği vs kış lastiği yapsam be ya. Frende kayan araba kazaları yapsam ya. Vallahi dört gözle onu bekliyorum bak. Aynen böyle bir bayır var. Ağurda yapacağım mesela. Yanaş. Bir sağ bir sol. 360 yolmadı. Bu oyunda 360 yapılması imkansız yakın bir şey. Öyle bir olay zor. Çok zor. Çünkü oyunun öyle bir şey yok. Oyun kaza oyunu, tamamen kaza simülasyon oyunu. Biz roleplay yapıyoruz, ev tadil yapıyoruz, ondan sonra drift yapıyoruz. Oyunu amacı haricinde her şeyi de kullanıyoruz ama amacını da kullanmıyoruz. Ha, bir iki tane var tabi amacı. Mesela ne, hasar ve süspansiyon testini yapabiliyoruz. Çok da güzel oluyor. Bir gün oyunun kendi arabalarıyla hasar ve süspansiyon testi yapacağım. Çünkü yorumlarda görüyorum, normal araba modlara göre 1000 kat daha çok hasar alıyorlarmış. Bir denemek istiyorum ya. Şöyle güzel bir ev bulursam önüne durak da bitirek. Zanayım mı? Eyvah dur 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 dur. Yalnız iyi frenledim. Deli gibi kaydım var ya. Freni bir alsam çok güzel alsam. Hafiften yandasak iyi.
bu seferki drift kazadan fazla yapmadık. Alıştık şimdi drifte yavaştan. O yüzden kaza pek olmadı. Olduğu kadar olmadığı kader. Her zamanki gibi. Evet dostlar, videomuzu yavaştan bitirelim hatta. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesi için hangi aracı sürmemi istiyorsanız onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Muhammed ve Eren Nalbat, kusura bakmayın, Eren 180 SX veya Supra ile falan yapmak istiyordum ama onlar çok güçlü kalıyor. Yani benim, bana göre güçlü kalıyor. Bak böyle yaptığım gibi araba arkaya atıyor. Bu da benim driftimi bozuyor kanka, çünkü o kadar becerikli değilim şu an, ama ilerleyen günlerde yapacağım tabii ki de diyelim. Kendinize iyi bakın, gösteriyorum, hoşçakalın. Hadi bay bay. Dur lan. Oğlum bir dur. Hadi. Aa, şu an hatta da tam üstümde bir adet BMW videosu. Yani şu anda bir önceki E36 ya da E39'da yaptığım drift kazaları sağ çapızımdan, yani şuradan da BMW oynatma listesinden bütün BMW'leri izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, gösteriyorum, hoşçakalın, bay bay.